Toprak Ana'nın bu haftaki konusu Anadolu'da tarım ve sürdürülebilir tarım. Yani bu iki kavramı birlikteliğini nasıl yapacağız, nasıl yapmalıyız, neyi becerdik, neyi beceremedik? Bunları bu haftaki konuğum sevgili Hayrettin Karaca ile konuşmak, tartışmak istiyorum. Hoş geldiniz Hoş Hayrettin abi. bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız? İyi diyelim efendim. Bugünlerde yine çok yoğun programlarınız olduğunu biliyorum. Yok, programlıktan değil. Zaman ayırdığınız için çok Yok yok, teşekkür ederim. ondan değil. İyi değilim. Bak, şimdi tarım alanlarına ejebileri satıyoruz. İyi olabilir misin diye soruyorum şimdi. Evet. Şimdi Evet. bütün bunlar tabii Anadolu'daki binlerce yıllık tarım geçmişimizi, kültürümüzü etkileyen unsurlar. Sizlerle bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu kısaca. Şimdi bir yerden başlayalım. Hani bu iklim değişikliği var ya, hani Evet. bugün artık spor yazarı bile yazdı ya onu. Evet. Moda oldu ya. Öğrendim. Nereden çıktı bu? Söyleniyor bu ya. 1962'den beri yani dünyanın çevre sorunları Rachel Carson'dan başlayıp bugüne kadar geldi, ama 80'li yıllardan itibaren de bu iklim değişikliği ne olacağı, işte ozon tabakasından falan derken çıktı buraya. Ozon tabakası itiraz edilebilir, olmaz mı olmaz dediler. Sonra Montreal'de toplandık. Kloroflorlu karbonu kullanmamaya karar verdi. Demek ozon tabakası delinmiyormuş, ama delinmiyor diye savaştılar. Evet. Kütüphaneler dolu, yazı yazdırdı. Yani ama şimdi bugün de iklim değişikliği olmaz olmaz diyor, olmuş artık. Evet. Demek Şimdi önce bunun aleyhine ciddi bir kampanyalaşma şimdi yapılıyor. Ondan sonra gerçek ortaya beni çıkıyor. dünya IPCC diyorlar ya, ona uluslararası iklim paneli neşrettiği şeyler var, bilgiler var. Beş yerden bir bütün olarak arada bilgiler veriyorlar. 1995'te şu koca kitabın içine Türkiye için şunu bulmuştuk: Kuzey Akdeniz ülkeleri ve Türkiye 2025 yılında mutlak çöl iklimine giriyor. Çöl demek kum sahralar falan demek değil. Üzerinden ekonomik yararlanma imkanı kaybettiğimiz kurak arazilere çöl diyoruz. Şimdi o bakımsa bugün Türkiye'nin %56'sı çöl. Evet. Tema çıkmış ya, Türkiye çöl Evet, olmasın diye, evet. haberi yokmuş Türkiye çöl olmuş. Temanda haberi yokmuş. Şimdi olay bu. Şimdi biz bunu daha farkında değiliz. Evet. Bugün nelerle uğraşıyoruz? Ama yarın gıda güvencesi bir olay görüyor işte. Evet. Gıda güvencesi dünyanın belki de bugüne kadar maruz kaldığı tehlikelerin en büyüğü olacak. Evet. İrlanda'da ve Amerika'da açlık olmuş. Amerika'da 1977'de ki açlıkta dün gömdüğünü yemiş. Dün gömdüğünü çıkarıp yemiş. Açlık hiçbir şeye benzemez. Ha, biz Anadolu insanı bunu yapmayız, ama o insanlar bunu yapabilmiş. Şimdi o bakımdan toprağın ne demek olduğunu daha biz anlamadık. Böyle dolaşıp toprağa getiriyorlar. Şimdi toprağın verim gücü kaybettikçe ülkenin ekonomisi bırak bir yana, yaşam koşulları gider elin altından. Evet. Şimdi ekonominin, özür diliyorum, Lester Brown'un bu World Watch Enstitüsü'nün başkanı neşettiği bir alert serisinden Dünya Ekonomi Sessiz Kriz Toprak Erozyonu bir kitabından size birkaç cümle okuyacağım. Bugüne kadarki yapılan faaliyetlerin neticesinde dünya tarım alanının yarısı verim gücünü hızla kaybetmeye devam etmektedir. Dünya, Türkiye içinde dünya. Eğer diyor bu devam ederse, bu üstte toprak kaybına önlem alınmazsa, dünya ekonomisi tümden çökecektir. Dünya ekonomisinin temelin tarım oluşturduğuna göre, bu üst düzey toprak kaybına önlem alınmazsa ekonomi tümden çökecektir. Sır ama ekonominin ham maddesinin %93, onda yedisi topraktan geliyordu ondan. Kalanı maden ve petrol. İşte toprak bu kadar önemli. Ve biliyorsunuz İrlanda'daki patates hastalığından dolayı açlıkta insanlar birbirini yemiş. Evet. Çok özür diliyorum bizi dinleyenlerden, bir Natasha olayı var bugün. Natasha olayın temelinde açlık var. O saygın kişi, çocuğu aç. Anası aç, babası aç, kendi aç. O saygın kişi buraya onun için gelmiyor. Ben ona Natasha demiyorum. Onları ben Azize diyorum, Azize. Açlık hiçbir şeye benzemez. İşte toprak kaybolursa her şey gider. Peki sizce bu toprak kaybının
genel sebepleri nedir? Yani eğitim tarafı var, şimdi ekonomik verim hesapları var. Bunları ayrı ayrı bir masaya gel bunu ikiye ayıralım. Evet. Bir, erozyondan toprak kaybı var. Evet. Her yıl 1 milyar 400 milyon toprak ben kaybetmeye devam ediyorum. Ve bunun da temelinde teraslama var. Teraslarsan toprak kaybını önlüyorsun, hem de suyu oradan doğal aküfere indiriyorsun. Dolayısıyla da hem sel önlüyorsun hem de karşında verimli bir toprak elde ediyorsun. Peki efendim, biz bunu bilmiyoruz da mı yapmıyoruz, yoksa binlerce yıl önceki Anadolu'da bu var mıydı? Binlerce Anadolu'da, bugün Türkiye'de binlerce kitap var bunu yazılmış. Evet. Köy enstitüleri, araştırma şey vardı. Onu kapattılar şimdi. Köy hizmetlerinin araştırma enstitüsü vardı. Onu şu kapattılar. Orada yazdığı kitaplara bakın. Ve tarihin 7000 yıllık tarihten bugüne kadar terasın ne demek olduğunu görün orada. Teras olursa akan su da iniyor ve toprakta nemleniyor. Oradaki mahsul de artıyor. Bak, bunu bile yapamıyoruz. Bunu bile bilemiyoruz. Şimdi yani hükümetlerimize kabahat bulmak değil. Bunlar da suçlu. Bunlar evvelkiler suçlu ama esas suçlu biz halk. Bir tepkimiz, toplumsal bir tepki olamadık. Neden? Bilmiyoruz. Bir bilincimiz yok. Evet. Bir tepki toplumu olmak için evvela bilmeye ihtiyacımız var. Okumayan bir toplumuz. Okumayan bir toplumuz. Öğrenmeye niyeti olmayan bir toplum. Kaderine razı olan bir toplumuz artık. Şimdi gelelim ikinci meseleye. Tarım yaptığımız topraklar. Aşırı gübrelemekle, bilinçsiz ilaçlamakla, aşırı sulamakla toprağın gücünü azalta 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 gidiyoruz. Her sene arttır arttıra gübre veriyoruz. Münabeli tarım diye bir şey yok. Şeridi tarım diye bir şey yok. Trakya'da süne varmış. Varmış. Ama diyor bu sene veriyorum, bu ilaç yetmiyor. Ha, bende daha kuvvetlisi var diyor. Alın ama biraz daha pahalı diyor. Demek kimya sanayini kalkındırmak için biz Trakya'da süneyle mücadele etmeyi ancak ilaç vererek, ilaçlayarak öğrenmişiz. Süne 2 sene yaşıyor toprakta ve ağaç kovuklarında yaşıyor. Sen ağacı kesersen sünenin ürettiği yiyen, onu yiyen kuşlar da yok o vakit. Ama evet, münabeli tarıma geçsen, bir sene buğday ektin, ikinci sene ayçiçeği ektin, üçüncü sene bir efendim baklagil ektin, dördüncü sene tarıma geldi. Süne yok, bitti. Evet. Hem de o araştırma enstitüsünün yazdığına göre eğer münabeli tarım yaparsan %30'dan fazla daha ürün alırsın. Cebinden para çıkmadan aynı parayla diyor. Bu nedir? Sonuca evet, geliyoruz. Eğitimsizlik. Evet. Biz köylümüzü eğitemiyoruz. Ve hala da derin sürmeye devam ediyoruz. Derin sürmek üst toprağa, verim toprağı altta gömmek ve üste çıkan verim toprağa da gübre vermek ihtiyacı doğuyor. Bugün kara saban kullanıyorlardı. Toprağı yırtarak tarım yapılıyor. O da bitti. Geri kalmışlık olarak nitelendiriliyor. Anız üzerine. Evet. Ha, biz o vakitler, bize Amerika pullukları gönderdi. O kendileri Kanada'da ve Amerika'da bunları kullanmıyorlarmış. Evet. O derin pullukları kullanmıyorlarmış. Profesör Baden'in Türkiye Tarım Formu diye var. FA Formu orada bunu yazar. Şimdi o vakit toprağı yırtan, yani kara saban kullanmış. Şimdi kara saban da geçti. Anız üzerine tarım başladı. O da bitti. Hiç işlemeden tarım yapıyor şimdi. Türkiye'de bunun uzmanları var. Gidip eğitim yapmış uzmanları var ama o uzmanları deneyen adam yok. Şimdi eğitimsizlik dediniz ama aynı zamanda bütün bu yeni teknolojileri, yeni teknikleri öğreten mekanizmalar var. Mesela televizyonlar, mesela gazeteler. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani kırsal kesimin bu konudaki eğilimleri nasıl etkileniyor, nasıl ya, değişiyor? Bu kültür nasıl erozyona uğruyor? Ya, şimdi benim niye sen durup dururken nasırını basıyorsun? Bu televizyon, efendim ne dedin, gazeteler, bunlar ülkenin sorunlarına kendilerine göre verdiler mi?